Toplanmamızın ana konuğu Ayşenur Bilge, kendisi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü mezunu, Doğal Afet Risk Yönetiminde yüksek lisans yapıyor. Bu dönem seminer dersi kapsamında proje geliştirmeye çalışıyor. Geçen hafta bir konu üzerinde çalışmaya başladı. Kendi çalışmış olduğu 112 acil çağrı merkezi verilerinin üzerine ne yapılabilir? Bununla ilgili bir proje geliştirme gayreti var. Bakalım bu sunumda neler göreceğiz, neler kendisinden öğreneceğiz. Evet, kendisini sunumu yapması için davet ediyorum. Buyur Ayşenur, söz sende. Bu hafta 112 acil çağrı merkezine gelen çağrı sayılarını belirleyebilmek için bir yapay sinir ağları tahminleme modeli geliştirilmesi adına bir çalışma yapılmış. O çalışmayı araştırmayı hazırlayanlar Erdal Aydemir, Meltem Karahatlı, Gökhan Yılmaz, Serdar Aksoy'du. Giriş kısmına baktığımızda acil çağrı merkezleri sağlık, güvenlik ve itfaiye en hızlı şekilde ulaşmak için kurulmuş servis hizmet birimleridir. Ülkemizde de son dönemde acil hizmet birimlerinin tek numaradan koordinasyonun sağlanması hedeflenmektedir. Çağrı merkezleri sayesinde meydana gelen olumsuz bir olaya, kaza, yangın, afet gibi en yakın uygun durumda bulunan sağlık, güvenlik veya itfaiye birimlerinin yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Güvenlik güçlerinin olayların müdahalesi, sağlık ve itfaiye ekiplerinin ihtiyaç duyulan yerlere zamanda ulaşması hem insan hayatı noktasında hem de maddi zarar noktasında oldukça önemlidir. Bunu sürdürülebilir bir biçimde sağlayabilmek için acil çağrı merkezlerine gelebilecek çağrı sayılarını ve türlerini önceden doğru tahmin etmek hiç kuşkusuz öncül bir öneme sahiptir. Tahmin bir veya birden çok değişkenin şimdiki mevcut değerleri kullanılarak gelecekteki değerlerin kestirilmesidir. Tahminleme kesin sonuçlar vermemektedir ancak bir öngörü oluşturabilmektedir. 112 acil sistemi açısından düşünürsek ilgili birimlerde yapılan tahminlere göre personel ve ekipman ihtiyaçlarını zamanla sağlayarak olaya geç müdahale durumunu ortadan kaldırma imkanı verilebilecektir. Bilimsel yazın araştırması sonuçları dikkate alındığında gerçekleştirilen bu çalışmada Isparta ili 112 Acil Çağrı Merkezi için yapay sinir ağları kullanılarak gelecek bir aylık dönem için farklı çağrı türlerine çağrı sayısı tahminlemesi yapılmıştır. Geliştirilen yapay sinir ağları modeli aynı veri seti için kurulan trend analizi ve arama modellerine göre karşılaştırılmıştı. Ayrıca yapılan bilimsel yazın araştırması sürecinde yapay sinir ağları ile birçok tahminleme çalışması olmasına rağmen acil çağrı merkez için yapılan bir çalışmaya rastlanılmamış. Bu durumdan bakıldığında mevcut çalışmanın bilimsel yazına da katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Materyal ve yöntemine baktığımızda basit bir şekilde insan beyninin çalışma prensibine benzetilmiş yapay sinir ağları, örneklerden öğrenebilme, genelleme yapabilme, eksik bilgiyle çalışabilme, örüntü tamamlama, ilişki kurma, sınıflandırma ve optimizasyon işlemlerinden birini veya birkaçını yapabilme gibi birçok önemli özelliğe sahip. Şekillerde gördüğümüz gibi çok katmanlı bir yapay sinir ağı genel yapısı gösteriliyor. Yapay sinir ağları araştırmalarına genellikle dijital, analog ve görsel olarak 3 tip sinirsel ağ yapısı tanımlanmıştır. Bir yapay sinir ağ şebekesi ağın topolojik yapısı ve bu yapının çalışmasını sağlayan matematiksel fonksiyonlardan oluşmaktadır. Giriş katmanında ağın girdileri vektör olarak kullanılmıştır. Gizli katmanda ise yer alan sinir hücreleri arasında aktivasyon fonksiyonu adı verilen matematiksel bir işlemci yer almaktadır. Dış işleyiş süreci ise gizli hücreler arasındaki bağlantı değerlerinin öncelikle rastgele atanması ve sonrasında amaçlanan çıktığı için tahmin hatasının en küçüklenmesi yoluyla gerçekleşir. Yapay sinir ağları uygulamasında ağın işleyiş süreci, ağın eğitimi ve test edilmesi şeklinde çalışmaktadır.
Burada ağın eğitim sürecinde kullanılan öğrenme algoritmalarının amacı girdi ve çıktı verileri arasındaki en uygun ilişkiyi sağlayacak olan bağlantı ağırlıklarının elde edilmesini sağlamaktadır. Yapay sinir ağları sürecinde önemli olan bir öğrenme kuralına dikkate alarak eşik fonksiyonu yardımıyla W ağırlık vektörü istenilen performansı sağlayacak şekilde ayarlamaya çalışır. Bu noktada aranan performans ölçütü en küçükleme veya en büyükleme açısından değerlendirilir ve genellikle küresel ortalama hata en küçüklenmesi amacıyla araştırılır. Şekilde de gördüğünüz gibi Y eşittir giriş ve çıkış fonksiyonu, Y çıkış vektörü, X giriş vektörü ve ağırlık vektörü, PX olasılık yoğunluk fonksiyonu olarak bu formül üzerinden gidilmiştir. Çok katmanlı ileri beslemeli ağlar ile birçok kolaylıklar sağlanırken katman sayının artması nedeniyle aralarındaki bağlantı ağırlıkları nasıl değiştirileceği konusunda problemler yaşanmaktaydı. Bu açıdan bakıldığında geriye yayılma algoritması güçlü bir öğrenme içerdiğinden bu çalışmada tercih edilmiştir. Geriye yayılma algoritmasının çalışma esası alt sistemlerde meydana gelen bir yapay sinir ağlarındaki değişimin tamamen ve etkili bir şekilde hesaplanabilmesine dayanmaktaydı. Bu da yapay sinir ağlarının karmaşık doğrusal olmayan modellerde ve işlem parametreleri arasındaki ilişkinin öğrenilmesine tercih edilmesini sağlamaktaydı. Yapay sinir ağları tabanlı çağrı tahminleme modeli bilimsel yazının incelendiğinde yapay sinir ağları ile tahminleme yapmak, istatiksel yöntemleri kullanarak tahminleme yapmaktan genellikle daha iyi sonuçlar vermekteydi. Bu nedenle bu çalışmada yapay sinir ağları kullanılarak tahminleme yapılmıştır. Isparta iline ait Yüzenkağıdı Çağrı Merkezi'ne gelen bir aylık çağrı verileri kullanılarak bir sonraki aya yönelik gelebilecek çağrı tahminlemesi için bir yapay sinir ağ modeli oluşturulmuştur. Bu modelde kullanılan değişkenler tüm çağrı sayısı Y, cevaplanamayan çağrı sayısı X1, kuyrukta kapanan çağrı sayısı X2, gereksiz çağrı sayısı X3, itfaiye birimine aktarılan çağrı sayısı X4, sağlık birimine aktarılan çağrı sayısı X5 ve güvenlik birimine aktarılan çağrı sayısı X6 olarak belirlenmiştir. Oluşturulan modelde tüm çağrı sayısı bağımlı değişken, diğer çağrı sayıları ise bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Şekilde gördüğümüz gibi cevaplanamayanlar %9,17 şeklinde. Eğitim verisi ve test verisi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu çalışmada mevcut verilerin %80'i eğitim verisi ve %20'si test verisi olarak sınıflandırılmış. Verilerin bu şekilde ayrılmasının nedeni yapay sinir ağlarında oluşturulacak ağın deneme yayılma yöntemiyle belirlenmesidir. Bu seçim yapılırken 30 günlük veri setinin her 6 gün içinden rastal seçilen bir tanesi test, diğer 5 tanesi eğitim setinden ayrılmıştır. Kaç tane gizli katman kullanılacağı ve gizli katmanda kaç tane nöron kullanılacak veya hangi öğrenme algoritması kullanılacak, bunların hepsi deneme yanılma yöntemiyle bulunmaktadır. Bu nedenle oluşturulan yapay sinir ağını test etme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Araştırma bulgularına baktığımızda yapay sinir ağları tahminleme modeli sonucuna göre Yüzenkağıdı Çağrı Merkezi sistemine her gün için gelecek toplam çağrı sayıları elde edilmiştir. Ancak günlük ortalama çağrı sayısı olarak 1180 adet çağrı gelmesi beklenmektedir. Bu sayıyı çağrı külliye bakımından sınıflandırdığımızda yaklaşık olarak günde 108 adet cevaplanamayan çağrı, 478 adet kuyrukta kapanan çağrı, 390 adet gereksiz çağrı, 45 adet itfaiye birimine aktarılan çağrı, 153 adet sağlık birimine aktarılan çağrı ve güvenlik birimine aktarılan 5 adet çağrının geleceği tahmin edilmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada yapay sinir ağları yöntemi kullanarak 112 çağrı merkezine gelebilecek çağrı sayısı tahminlemesi yapılmıştır. Tahminlemede pilot bölge
Uygulaması olan Isparta ili Yüzönkağıcı Çağrı Merkezi'ne ait tüm çağrı sayısı, gereksiz çağrı sayısı, kuyrukta kapanan çağrı sayısı ve itfaiye sağlık güvenlik birimlerine aktarılan çağrı sayıları kullanılmıştır. Sonuç olarak baktığımızda önerilen yapay sinir ağları tahminleme modeli, trend analizi ve arama modeline göre daha düşük değere sahip olduğundan daha etkin bir tahminleme modeli olduğu da söylenebilir. Çalışmanın sonraki aşaması olarak Yüzönkağıcı Çağrı Merkezi açısından gereksiz çağrı, kuyrukta kapanan çağrı ve cevaplanamayan çağrı sayısının önemli bir miktarda olması nedeniyle personel ve vardiya planlama çalışmaları öncelikle yapılabilir. Bu şekilde de gördüğümüz gibi tahminleme sonuçları. Sonuçlara baktığımızda yapılacak çalışmalarda hedef göstergesi olarak anlamlı acil çağrılar sonucu aktif hale gelen sağlık, güvenlik ve itfaiye birimleri için benzer çalışmaların yapılması düşünülebilir. Ayrıca araştırma tekniği olarak bakıldığında tahminleme araştırmaların dinamik olması nedeniyle sürekli tekrarlayan periyotların dönemsel ve mevsimsel etkilerinin de araştırılabilecek olması mevcut çalışmanın bir derinliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bu kadar hocam. Evet, makalenin kendisini görebiliyor muyuz? Makalenin kendisini kaynakça kısmına bıraktım hocam. Açılabiliyor mu makale buradan ekranda? Evet hocam, açılabilir. Bir bakalım nasıl bir makale. Ekranda açılmadı mı? Yok hocam, açılmadı şu Şeyden açabiliyor musun bilgisayarından PDF olarak? dakika hocam, deneyeceğim. Evet, açılmıyor herhalde. Tamam. Ama önce herhalde şey yukarıdan Oktan açman lazım. Oktan Windows pencereler demen lazım. Ekranı paylaşman lazım. Herhalde mümkün olmuyor. Belki daha önce yapmadıysan. Donuyor hocam, yanıt Tamam, vermiş. ben açıyorum. Tamam, pardon. Tamam, açtım ben. Tamam, ben açtım. Evet. O zaman ekrandan bir bakalım nasıl bir şey. Pencere. Pencere dedikten sonra yapmam lazım. Pamukkale. Tamam. Geldi mi ekran? Evet, geldi hocam. Tamam. Bir bakalım makaleye bakalım. Şimdi makale tabii özellikle acil çağrı merkezi verilerini inceleyen bir makale. O nedenle de özellikle çağrı merkezi verileri demek ki alınabiliyor, almışlar. Tabi buradan bakacağımız bu çalışmayı yapanlar kimler diye bakacağız. Evet, bu makalenin fazla bir detayı yok. İlk sayfası var bende gözüken. Baktığımız zaman demek ki makalenin ilk sayfasını veriyor. Ve bunun dışında da detay olarak
Makalenin tamamı şu anda bende açılıyor mu diye Bakalım bakıyorum. şey PDF Evet, yazıp burada kapatalım. full text var, değil mi? Full text'ten açabilirim. Evet, full text'i açalım. Geldi mi full text? Tam gözükmüyor hocam. Evet, gelmedi. Daha ekrana çıkmadı ama full text de varmış. Bakalım. Evet, bu makale değil mi? Geldi mi ekrana? Geldi hocam. Tamam. Şimdi bu makale yapanlar kimler ona bakıyoruz. Endüstri Mühendisliği bölümü, İşletme bölümü, Ekonometri bölümü. Üç kişi ortak bir çalışma yapmış. Yani bir mühendislik bölümünden, iki işletme bölümünden, üçüncü de ekonometri bölümünden ne yapmışlar? Ortak bir çalışma yapmışlar. Veri olarak 112 acil çağrı merkezi verilerini seçmişler. Sonra da ne yapmışlar? Bakıyoruz aşağı doğru. Aşağı doğru geldiğimiz zaman materyal kısmına baktığımız zaman yapay sinir ağları denen ya da yapay zeka denen ya da machine learning makine öğrenme olarak isim değiştiren bir yöntem kullanmışlar. Tabii bu yöntemi bunlardan hangisi biliyor onu bilemiyoruz. Herhalde birisi bakalım endüstri mühendisliği bölümü öğretim üyesi belki programlama ile ilgili. Evet herhalde Erdal Aydemir olabilir. Evet baktığımız zaman yöntem var. Veri var. Şu anda sende veri bilmiyoruz yani. İçinde çalışmış olduğun bir dönem var. O döneme ait veri alınabilir mi? Alındığını düşünürsek ki bu makale alınabileceğini gösteriyor. Demek ki bu veri alındığı zaman ne yapılabiliyor? Ortalama günlük çağrı sayılarının çağrı türlerine göre dağılımı tamam. Bunların hepsi zaten bütün 112 servislerinde var. Senin bahsettiğin kategorileri burada da bahsetmişler. İtfaiye, sağlık, güvenlik olarak. Baktığımız zaman buradaki verilere. Tabii öncelikli olarak şöyle bir öncelik olabilir. Tabii Isparta-Eskişehir karşılaştırması olabilir. Mesela benzer bir grafiği sen yaptığın zaman hani bu çalışmanın üstüne ne konabilir dediğimiz zaman çalışma bir defa yayınlanmış. Nerede yayınlanmış? Isparta değil mi? Isparta 112 servisine ait bir veri değil mi? Doğru anlıyoruz. Evet, Isparta'lı 112 acil çağrı merkezi. O zaman şöyle olabilir. Yani Isparta ve Eskişehir 112 acil çağrı merkezi beylerin karşılaştırılması olabilir. En temel olarak ne yapabilirsin? Mesela Eskişehir'deki bu tür bir grafiği yaptığın zaman bir karşılaştırma olabilir. Gerçekten aynı bir benzerlik var mı? Yani %40,52 işte kuyrukta kapanan. Tabii kuyrukta kapanan ne anlama geliyor? Belki sana sormamız lazım. Ne anlama geliyor? Hocam mesela çağrıdayken aradıklarında ulaşamıyorlar. Mesela bütün çalışanlar doluysa Ulaşamayanlar mı kuyruğa düşüyor. oluyor? Evet, kuyruğa düşüyorlar. Biz kendimiz tekrardan geri dönüş sağlıyoruz onlara. Ha, siz dönüyorsunuz yani. Evet. Yani demek ki önemli ölçüde ulaşım sorunu var. Bu insanlar gerçekten ihtiyaç sahibi ise bunların neredeyse %40 gibi önemli bir bölümü ihtiyaç durumunda ulaşamıyorlar. Tabii ki kuyruğa düşüyorlar. Kuyrukta öncelik sırasına göre sizler ne yapıyorsunuz? Dönüş yapıyorsunuz. Tabii bu kuyruğun nedeni işte bir yangınsa, bir yangını rapor eden 10-15 kişi olabilir. Ne bileyim bir bina yıkıldıysa bir binanın yıkıldığını rapor eden 10-15 kişi olabilir. Belki kuyruk daha önce senin vermiş olduğun seminerde de sunumda da kendi deneyiminde de bahsettiğin gibi aynı konuyla ilgili birbirini tekrarlayan olabilir. Evet demek ki kuyruk önemli. Bu kuyruğu çıkardığımız zaman demek ki nasıl bir karşılaştırma yapılabilir?
Demek ki kuyrukta kapananların karşılaştırması yapılabilir. İşte gelen aramalar itfaiye, sağlık, güvenlik 3 ana kategoride bir ayrıma gidilmiş. İşte Eskişehir 112 acilde gelen çağrıların yüzde kaçı gereksiz çağrı? Ha, bir de gereksiz çağrı var. Yani topladığımız zaman kuyrukta olan çağrıyla gereksiz çağrıyı şey yaptığımız zaman oldukça bir yekün tutuyor. Aslında bu gereksiz çağrılar belki de kuyruğun nedeni oluyor. Yani bu gereksizler olmasa, çünkü bunların gereksiz fakat kuyruğa düşmeyen çağrılar, öyle değil mi? Yani çünkü bu, yani toplam iki çağrı var. Toplam iki çağrının toplamı %73 oranında. %73 oranının içerisinde %33'ü gereksiz, %41 seviyesinde de kuyruğa düşüyor. Şimdi gereksiz çağrılar, tabii geçen hafta sen açıklamıştın. Gereksiz çağrılar neydi? Bir daha açıklarsan gereksiz çağrıları, belki unutanlar ya da bunu ilk defa dinleyen için, gereksiz çağrı ne demektir? Mesela hocam, yani bu numara ücretsiz olduğu için genellikle çocukların eline verildiğinde çok fazla çocuklar arıyordu. Ya da mesela akli dengesi yerinde olmayanlar ya da kendilerini yalnız hisseden insanlar falan çok fazla arıyorlardı. Yani gerekli bir şey olduğu için değil, sadece yani numarayı meşgul etmek adına arayanlar da oluyordu. Evet, yani gereksiz çağrı sorunu var. Yani gereksiz çağrı sorunu var. Tabii ki bu gereksiz çağrının azaltılması ile ilgili ne yapılabilir, onu bilemiyoruz. Tabii ki gereksiz çağrı olarak bir gözlem var. Ortada bir gereksiz gözlem var. Gereksiz yapılmış çağrı gözlemi var. Yani gözlüyoruz. İkinci gözlemli kuyruğa düşüyor. Yani bunlar neredeyse %70'i oluşturuyor. Tabii ki bunların kuyruğa düşmesinin engellenmesi ya da gereksiz çağrıların azaltılması ile ilgili ne yapılabilir? Tabii ki o yöneticilerin inisiyatifinde olan bir şey. Çalışanların önereceği bir konu olabilir mi? Onu bilemiyorum. Yani içinde olan, ne bileyim, 112 çağrı merkezde çalışan insanların tabii ki karşılaşmış olduğu en büyük problemlerden biri gereksiz çağrı yapan insanları yönetmek. Onları bir yönetme sorunu var. İkinci bir sorun da kuyruğa düşen insanlara ulaşma sorunu var. Yani bir yönetme, bir ulaşma sorunu var. İki önemli sorun gözüküyor burada. Tabii ki geriye kalanlar, bunların dışında kalanlar bunlar çağrı olarak tabii ki geliyor, ama bu toplam içerisinde önemli yekün tutan iki ana blok. Geriye baktığımızda ise itfaiye %3, sağlık %13, mavi de cevaplanmayan. Yani kuyruğa düşen var, bir de cevaplanmayan var. Yani kuyruğa düşen de cevaplanmayan topladığımız zaman neredeyse %50 yapıyor. Yani bir defa pasif olan, kuyruğa düşen ve cevaplanmayan. Yani 100 kişinin 50'si ya cevaplanmadığı için ya da kuyruğa düştüğü için ne oluyor? Onlar şey dışı kalıyor. İşlem dışı kalıyor. Geri kalan %50 aktif. Yani buna biz pasif dersek, yani bu kürenin yarısı pasif, yarısı aktif dersek, bu aktifin de nereden baksak bu cevaplanmayan kısmını attığımız zaman, istatistik olarak pasif veri olarak attığımız zaman, cevaplananlar şu kısımda %50'ye denk geliyor. Nereden baksan gereksiz aramalar %66 seviyesinde. Yani bu kısmı attığımız zaman, bunlar cevaplanmayan, ben olsam atarım bunu. Çünkü bu pasif kısım, pasif kısımda cevaplanmayan ve gerçekten kuyruğa girenleri ayırırım.
Cevaplanan kısımlarda ise %66-67 kısım gereksiz çağrılar var. Bir acil için, bir acil merkez için oldukça önemli bir yük meydana getiriyor. Yani bunu bir defa gözleyebiliyoruz. Yani %66, yani tüm açılan telefonların %66'sı açılabilen ve birebir yüz yüze temas edilebilen telefonların %66'sı gereksiz çağrı. Bu gerçekten büyük bir şey yani, büyük bir sorun. Gereksiz çağrı. Yani gereksiz aramanın bir gerekçesi olabilir mi? Yani bilemiyorum. Ama gerekli olan insanlara baktığımız zaman %30 gibi gerçekten ihtiyacı olan insanların çağrılarını maskeleyen, öteleyen, geciktiren bir gereksiz çağrı yükü var. Yani resme baktığımız zaman yani Isparta için elde bir veri var. Hani yanında bir Eskişehir'i koyduğumuz zaman benzer bir sorun ve istatistik varsa yani acil durum için önemli bir sorun var. Yani bu aslında bir istatistik. Yani hiçbir şey yapmasan bile desen ki işte Isparta'daki verilerle Isparta Eskişehir acil durum verilerini karşılaştırması diye bir çalışma yapsan bile bu önemli bir durumu ortaya çıkartıyor. Esas sorun bu durumu nasıl iyileştireceksin? Yani nasıl iyileştireceksin? Tabii ki sen öngörü yapacaksın. İşte yapay sinirle, yapay zeka ile bir öngörü yapacaksın. Bu öngörü modeli de az önce bahsetmiştim. Burada meydana geliyor. Acil çağrı sayısı var. Şimdi acil çağrı sayısı içerisinde gerçekten acil olmayan gereksizler ve kuyruğa düşen gerekli gereksiz mi olduğu bilinmeyenler ki o kuyruğa düşenlerin de tabii önemli içerisinde gereksizler vardı normal açılmadığı için. Bunu nasıl çözeceksin? Yani bunu gözlemişsin. Bence sorun tabii ki sorun eğitimle alakalı bir sorun olarak görüyorum ben. Yani bu durumu nasıl yönetebilir acil durum ya da acil müdahaleyi güçleştiren acil durum ya da acil serviste çalışanların işini güçleştiren bu durumda nasıl bir iyileştirme yapılabilir? Bence bu tabii ki bir araştırma konusu olabilir. Yani mesela Isparta. Bir de neyi koydun yanına? Eskişehir'i koydun. Bir de gelişmiş ülkeleri koy bakalım. Gerçekten bir Amerika'dan örnek ver. İşte Amerika'da ne bileyim bir şehir olabilir. Ne bileyim Japonya'da bir şehir olabilir. Gerçekten gereksiz arayan insan sayısı bu kürenin bu sol tarafına biz aktif veri dersek. Çünkü aktif veri açılıyor. Yani telefonu açıyorsun ve konuşuyorsun. Yani hot contact. Yani sıcak iletişim kuruyorsun. Yarısı zaten iletişim kuramamışsın. Zaten cevaplayamamışsın. %40'ı da sana ulaşmamış. %9'una sen ulaşamamışsın. O kadar bir yoğunluk var. Ya da sen yoksun o arada. İhtiyaçların var. Masa başında değilsin. Telefon başında değilsin. Onlar açtılar mı? Öyle değil mi? Sana ulaşamıyor. Evet hocam. Bence sorun bence acil 112 servislerindeki bu sorunu tabii ki nasıl çözülebilir? Yani bununla ilgili ne yapılabilir? Yani buna bir üçüncü veri, hani bununla ilgili bir veri belki bir Japonya'dan, belki bir Amerika'dan, yani diğer ülkelerden de şey yapılarak, yani Türkiye ve ne bileyim Türkiye dışında ne bileyim birkaç ülkeden veri bulunabilse onlar da bu tür bir veri var mı? Gerçekten bu tür veri var mı? Gereksiz çağrı yapanlar tüm aktif verinin %66'ını kapsayabiliyor mu? Ve bu kadar acil durum dakikalar önemli. Yani bir yangın var. Yangındaki gecikme öyle değil mi? Tüm binanın tamamını risk edebilir ve bina içerisindeki tüm insanların tamamını yaşamını etki edebilir.
İşte ambulans gibi işte acil müdahale durumu olan insanları geciktirebilir. Yani şey korkunç yani tablo oldukça korkunç. Çünkü senin geçen hafta anlatmış olduğun sunumda bu tür bir veri yoktu. Yani durumu tam olarak anlayamadık ama şuradaki durum oldukça büyük bir sorun olduğunu gösteriyor. Yani bu sorunu tabii ki bizler olduğu gibi kabul ederek ne yapabiliriz? Yani olduğu gibi kabul ederek. O zaman ne yapacaksın? Ya acil 112 servisinde çalışan insanların sayısını azaltacaksın, yükselteceksin. Ya da gereksiz arama yapan insan sayısını azaltacaksın. Yani bununla baş etme kapasitesinin iki tane yolu var. Öyle değil mi? Ya 112 çalışanların sayısını artıracaksın ya da bu gereksiz arama yapan insan sayısını azaltacaksın. Yani gereksiz arama yapanların sayısını azaltma bir yöntem olabilir. Azaltamıyorsan da gerçekten gerekli arama yapan ki onların sayısı da nereden baksanız %44 gibi bir sayıya ulaşıyor. Onlara da acil ulaşımı, acil müdahaleyi hızlandıracak şekilde acil 112 servis çalışanların sayısını artıracaksın. Yani benim görebildiğim burada, tabii sen acil durum ve afet yönetimi mezunusun. Benden daha da farklı görebilirsin. Hani şu fotoğraftan ne önerebilirsin mesela? Yani 4 yıllık bir okul bitirdin. Yani benim önereceğim, tabii ben bir sismoloğum, bir mühendisim. Bir mühendis gözüyle benim önerebileceğim bu şekilde çözüm gözüküyor. Ya gereksizleri azaltmak ya da gereksiz ya da gerekli tüm bunlara cevap verebilecek acil 112 çalışanların sayısını artırmak. Evet, senin önerin ne olabilir? Bu veri bence önemli bir veri olarak gözüktü bana. Hocam biz 112'de çalışırken Muğla'nın 112 il müdürü gelmişti. Onlar ilk başta çok fazla sıkıntı yaşadıklarını söylemişti gereksiz çağrılardan dolayı. İşte çok fazla çocukların falan aradığını söylemişti. Gidip tek tek birçok aileyle görüşmüş ya da arayanlara işte hani maddi yatırım karşılığı olur diye iletmişler. O şekilde ele aldıklarını iletmişlerdi bize. Yani şimdi bir ilin de kapasitesini biliyoruz yani nüfusu çok fazla. Herkese de gidip konuşulamaz. Ben bilemiyorum gereksiz çağrı nasıl düşürülebilir? Yani şimdi tabii ki yalan beyanda bulunmanın cezası 6 yıldan başlıyor hapis olarak. Yani şimdi gereksiz ben seni arıyorum. Alo, evim yanıyor. Kimle görüşüyorum? 112 acil Ayşenur. Ayşenur Hanım evim yanıyor. Yani şimdi ben bir yalan beyanda bulunuyorum, öyle değil mi? Evet hocam. Kapıma itfaiye geliyor. Bunun bir karşılığı yok mu yani? Çünkü yalan beyanda bulunmak hukuka göre, yasalara göre benim bildiğim kadarıyla yani bunu da senin araştırman lazım. Herhalde 6 yıldan başlayan bir ceza ile şey yapılıyor. Yalan beyanda bulunmak. Yani mesela bir memur yalan beyanda bulunsa hakkında soruşturmalar açılır, incelemeler açılır. Yani bunun bir mazur görülebilir bir tarafı olabiliyor mu, olamıyor mu? Aslında önemli bir sorun var. Yani bir sorun var. Yani önce insanlara hukuku öğretmek lazım. Önce yalan beyanda bulunmanın aslında ülkemizdeki ceza kanunlarına göre önemli bir suç teşkil ettiğini ve ikinci defa belki bu tür bir durumun tekrarı durumunda savcılar suç duyurusunda bulunabileceği gibi bilemiyorum yani nasıl olabilir? Yani çünkü yani kural çiğneniyor. Burada o gözüküyor yani %66 insan yalan beyanda bulunuyor. Yani gereksiz çağrı dediğim aslında bir yalan beyan değil mi? Doğru mu anlıyorum ben? Evet hocam yani yalan söyleyen de çok fazla oluyordu. Yani affedersiniz ama sapıklık yapmak için arayanlar da çok fazla oluyordu. O da daha bir şey yani. Gerçekten bir yalan beyanda bulunmak var. İki de gerçekten taciz var. Yani öyle değil mi? Taciz ve yalan beyan gibi iki durum var. Evet hocam. Şimdi tabii bunlar
aslında bir veri olarak bunların içinde ne var işte dediğin gibi taciz amaçlı arayanlar var, yalan beyan amaçlı arayanlar var, içinde ne bileyim akli dengesini yitirmiş olanlar var ya da sohbet etmek için arayanlar var, yaşı geçmiş evde yalnız kalmış. Bence şu %66'nın içindeki şeyler bile yani analiz edilse bile yani acil durum ve afet yönetimini güçleştiren bu gereksiz dediğimiz aslında bence çok anlaşılması gerekli bu bölümün araştırılması önemli olabilir. Tabii Türkiye'de fotoğraf nasıldır? Yani çünkü yöneticiler bu veriyi bilemiyorum herhalde. İlk defa sen hani Isparta'da bu tür bir çalışma yapıldığını bulup önümüze getirmesen haberimiz olmayacaktı. Bu kadar büyük bir verinin aktif verinin içerisinde %66 seviyesinde gereksiz içerisinde yalan beyan, taciz, bilmem işte ilave bilemediğimiz sorunlarla kaynaklı karşılığı ne bileyim hukuka göre suça karşılık gelen bu tür eylemlere bağlı. Bu insanların işte baktığımız zaman işte %13, %4 yani 34 gibi %34 gibi gerçekten ihtiyaca bağlı arayan insanların hayatını riske atan öyle değil mi? Müdahalede gecikme ne yapabilir? İnsanların ölümüne neden olabilir. Ve nereden baksak şu sol tarafı oranlasak yani 13, 4 desek 17, iki katı yani 70'e 35 gibi bir oran var. 70'e 30 gibi oran var. Bu korkunç bir fotoğraf. Yani benim görebildiğim şu fotoğrafın şu veri ser olarak, istatistiksel olarak şu görüntünün Eskişehir'deki karşılığı nedir? Onu bile çıkarsam bu seminer kapsamında Isparta, Eskişehir, acil veri ne diyorlar işte çağrı türlerini karşılaştırması mesela aşağıda bakalım açıklama ne yapmış? İşte çağrı sayılarının çağrı türlerine göre mesela işte şöyle bir test konusu yapsan işte ne demektir? Eskişehir, Isparta çağrı sayılarının türlerine göre analizi diye bir çalışma bile yapsan karşılaştırmalı. Bence o bile ilginç olabilir yani. O bile ilginç olabilir. Yani şu görüntü bile beni şey yaptı gerçekten endişeye sevk etti. Çünkü ihtiyacı olan bir insana karşılık ihtiyacı olmayan iki insan ve toplamda üç insan, üç kişiden ikisi gereksiz arıyor ve bir kişi de gerekli arıyor. Bu çok tabii ki korkunç bir tablo. Ama bu tablo tüm illerde var mı? Ben olsam tüm 81 ilde bu verileri toplarım yani. 81 ilde bu verileri toplarım. Yani 81 ilin bu veriler kimin elinde mesela? Derim ki ben Türkiye'deki 81 ilin günlük çağrı sayılarını çağrı türlerine göre analiz edeceğim. Analiz örneğini bu şekilde ve karşılaştıracağım. Gerçekten iyi olan nedir? Gereksiz çağrının az olduğu yer iyidir. Kötü olan da gereksiz çağrının büyük olduğu yerdir, kötüdür. Hani bunu iyiden kötüye göre bir sıralama daha yapsam bence iyi bir şey olur yani. İyi bir çalışma olur. Tabii ki sonuç hani bunu tek haneli rakama indiren illeri bulsan, onlar nasıl indirdi, onlarla biraz detay yapsan, öyle değil mi? O bile bence şey olabilir. Yani istatistik olarak. Şimdi bu bir istatistik veri, öyle değil mi? Mesela tüm 81 ili şey yapsan ya da bir bölge seçsen ne bileyim ben. Yani Eskişehir merkez seçip Eskişehir merkez yapıp böyle bir 100 kilometrelik daire seçsen Eskişehir merkez Eskişehir civarındaki illerde ne bileyim günlük çağrı sayıların ve çağrı türlerinin analizi diye bir veri yapsan Eskişehir merkez
3 kilometrelik bir daire çiziyorsun. O daire içerisinde kalan illerin işte valiliklerine bir dilekçe yolluyorsun. Ve dilekçende şu yazıyor. Ortalama günlük çağrı sayılarının ve çağrı türlerinin analizinin yapılabilmesi için bana aynı tarihlerde, aynı tarihler içerisinde vermen iyi olabilir. Pandemi olabilir mesela. Pandemi olabilir. Ya da o senin çalışmış olduğun Eskişehir'deki tarih verisi olabilir. Hani dedin ya şu tarihler arasında onu netleştirsin. Bir defa gözlem süresi aynı. Ama gözlem yapılan iller farklı olmak üzere. Bence şu grafikleri bir oluşturabilsen Eskişehir merkezli 100 kilometre civarında, kuzey, güney, doğu, batı civarında o alana düşen illerdeki bu çağrı sayılarının türlerine göre analizini yapabilsen bence sen büyük bir iş yapmış olursun yani. Yani fazla ben şeye gitmeye çalışmıyorum çünkü bilgisayar mühendisi değilsin. Bir defa yukarı gittiğimiz zaman şimdi önemli olan ne yapabiliriz öyle değil mi? Ne yapabiliriz? Yani şimdi endüstri mühendisi olmak lazım ki bu tür yapay zekayı yapmak için. İşletmeciler biraz matematik de biraz yönetim de görüyorlar. Ekonometri. Ama sana uygun benim görebildiğim yani bu 112'den nasıl bir çalışma çıkartabiliriz? Eskişehir'in merkez kabul etçisi yani kendini merkez kabul etçisi 100 kilometrelik bir daire çizgisi şu merkezde Eskişehir olacak. Şu dairenin çapı 100 kilometre olacak ya da 50 kilometre olacak. Fark etmez yani. Ona sen karar verebilirsin. Bu alanın içerisine düşen illerde bu tür verileri o senin çalışmış olduğun alanı da ya da çalışmış olduğun o tarihi de esas alacak. Ne bileyim şey 2011, 2012 kaç 2019-21 arası diyebilirsin. 2 yıllık diyebilirsin. O 2 yıllık alan içerisinde bu tür istatistiği bile oluştursan bence iyi bir çalışma çıkar gibime geliyor. Bilemiyorum Ayşenur sen ne düşünüyorsun? Yani görebildiğim yani senin yapabileceğin çalışma ya da üstesinden yani baş etme kapasitesi olarak böyle bir çalışma bence önemli olabilir. Sen ne dersin böyle bir çalışma şey olabilir mi? Bir ne yarar sağlar hani böyle bir çalışma yapsam? Yani Eskişehir'in etrafında hangi iller var? Onları tabii sen daha iyi bilirsin. Bir sayı istiyorsan hangi iller var? Yani hocam Konya, Bilecik, Bursa, Bolu falan var da şimdi her il daha 112'ye geçmediği için yani tek çağrıya geçmediği için o zaman 112'ye geçenleri seçeceksin. Yani sorun evet. Değil yani. 112'ye geçen illeri seçeceksin. O illerde veri toplayacaksın. O veri önemli. Sen seçeceksin. Pandemi seçeceksin. Tezinin başı pandemi olabilir. Pandemi sürecinde günlük çağrı verilerinin illere göre analizi diyeceksin. O iller içerisinde merkez Eskişehir olacak. Şunları bile çıkarsan bence şey olur. Sence fotoğraf değişir mi illere göre? Çünkü yöneticilere göre değişebilir mi diye düşünüyorum ama. Değişir hocam, değişir. Değişir mi diyorsun? Hı hı. O zaman da puanlayacaksın yani işte en iyi şey olarak ne bileyim. Yani buradaki bence bu bir gürültü, gereksiz çağrı demek. Biz genellikle sismolojide buna noise diyoruz, gürültü diyoruz. Sinyalin gücünü artırmak için bizim yapmamız gereken şey sismolojide gürültüyü azaltmak. Gürültüyü ne kadar azaltırsak bize lazım olan işte gerçek veriye, gerçek ihtiyaç sahibine o kadar rahat ulaşabiliriz. Yani onlar daha bir görünür olur. O nedenle de o tür bir şey çıkartabilirsin diye düşünüyorum ben yani. Yani o tür şey çıkartabilirsin diye düşünüyorum. Yani bu çalışma tabii ki biraz zor ama sana uygun olan kısım bence bu geldi bana. Bir fikir olarak onu bir not et. Başka ne geldi? Evet bunlar yüksek matematik yani yapay zeka, machine learning yani ileri yani programlama teknikleri olarak. Ya bu çalışmanın bana yani şu çalışma pek bir katkı sağlayacağını zannetmiyorum. Yani işte ne kadar personel
Yani işte hangi günlerde ne kadar ne bileyim arama yapılıyor, işte günün 24 saatinde işte hangi saatlerde arama çok yapılıyor, ne bileyim haftanın işte 7 günde hangi günler çok arama yapılıyor. O aramanın çok yapıldığı günlerde işte 112 çalışanların sayısını artıralım. Aramanın çok yapıldığı saatlerde 112 çalışanların sayısını artıralım. Yani dediğin doğru ama bizim için önemli olan şu fotoğrafı görmek yani, öyle değil mi? Şu fotoğrafı görmek. Yani bununla baş etme kapasitesi, yani acil durum afet yönetiminin en önemli parametrelerinden biri baş etme kapasitesi. Yani burada bir risk var. Riski yönetmek için ya da riskin yönetilebilir olması için baş etme kapasitesi gücümüzü yükseltmek. Baş etme kapasitesi nasıl değişiyor illere göre? Onu görmek yani herhalde adam yani bir iki suç duyurusu bulunduğu zaman savcılar kimse aramaz. Bir iki kişi hakkında gözaltı, ne bileyim soruşturma, inceleme başlatıldığı zaman otomatikman düşer bunlar. Vay işte taciz edenler oluyor diyorsun mesela. Bu bile bir suç duyurusu aslında yani şurada. Yani ona maruz kaldım diyorsun yani, öyle değil mi? Yani o bile insanı ürpertiyor gerçekten. Evet Ayşenur, benim görebildiğim ya bu çalışmadan görebildiğim sana uygun olan kısım bence şu istatistik. Bunu Excel'de çok rahat yapabilirsin. Verilere ulaştığın zaman elinde Eskişehir ve civarındaki illere ait bu tür veriler olduğu zaman çok güzel karşılaştırma da yapabilirsin. Daha sonra da bunları puanlayabilirsin yukarıdan aşağı. Bence puanlamada gereksiz çağrının az olduğu yerdeki bence 112 yönetimi, 112 acil durum yönetimi başarılı yönetimdir. Çok olduğu yerdeki 112 acil durum yönetimi de başarısız yönetimdir. Yani bir puanlama, yani başarı puanlaması yapabilirsin. O nedenle de sen bununla ilgili nasıl olsa bunların ne olduğunu biliyorsun yani. Öyle değil mi? Bunların ne olduğunu biliyorsun. Yani bu konuda seni kurtaracak kısım bence böyle bir çalışma olabilir. Bunlar tabii ki yani yapay zeka dersi alabilseydin belki yapay zeka mühendislik dersi, ama görebildiğim kadarıyla mühendislikten kaçmaya çalışıyorsunuz. Çünkü mesela istatistiksel sismoloji dersi bile hani ben verdiğim halde mühendislik olduğu için tabii korkutuyor yani, onu da normal karşılıyorum. O nedenle de sana uygun olan, istatistik de içinde olan belki bu tür bir çalışmayı formüle edebilirsin. Ya da benzer illere ya da başka illere dair bu tür çalışmalar varsa onları toplayabilirsin. Bakalım başka illerde ne var. Bu şekilde bence madem 112'de de çalıştın, içini de biliyorsun. O şekilde yürüyebilirsin diye geliyor aklıma. Evet, bu sayfayı kapatalım. Sonra buraya dönelim. Evet, kapandı mı sayfa? Bilmiyorum da. Sayfa kapandı mı? Kapandı hocam. Kapandı. Evet, Caner de burada. Caner ne diyor? Caner'den bir fikir alalım. Caner katılmış. Kamerasını belki açar Caner. Evet Caner, Balıkesir'de durum nedir? Acil durum verisi alabilir miyiz Balıkesir'den? Balıkesir yakın değil mi şeye? Eskişehir'e yakın galiba. 5-6 saat uzaklıkta Ya diyebilirim. işte onu sen bir kilometre belirleyeceksin gibi, yani projenin bir standardı olacak. Evet, Medine'den belki bir görüş alabiliriz. Evet Medine, buyur. Katılan arkadaşlarımızdan görüş alalım. Merhaba herkese. Güzel bir sunum aslında da son anda yetiştim. Gerçekten bu bir sorun. Özellikle de afet durumlarında en çok böyle yoğunlaşma oluyor telefonlarda falan, haberlerde falan görüyoruz. Tabii bunun en iyi çözümü eğitim. İnsanları eğitmek, empati yeteneğini arttırmak, televizyon dizilerinde bunu arttırmak, reklamlarda bu alan ilgili empati reklamları çekerek sürekli arttırmak, eğitmek, seminerler vermek de. Bunun yanı sıra şöyle de bir şey yapılabilir. İşte sesli mesaj biraz ücretlendirilebilir. Hani herkes o zaman acil durumda sesli mesaj bıraktığında hani belki
çok alt kesim artık o şakaları bırakabilir ama yine de belli bir kesim hani onu yapabiliyor. Sizin de dediğiniz gibi tabii ki bunun algoritması hani artık teknoloji çağındayız. Bazı şeylerin algoritma olarak bilgisayar yazılımlarıyla yapılması da hem hız açısından, insanlara iletişim hız açısından hem de gereksizliği azaltma açısından iyi olabilir yani. Güzel. Teşekkür ederim. Evet, yani zaten izonik acil durumda bir algoritma var. Bu algoritma gerekli çağrılar, gereksiz çağrılar ayırt ediyor. Algoritmaya bağlı olarak da veriler anladığım kadarıyla tasnif ediliyor. Tasnif edilmiş bir verinin ne bileyim o istatistik olarak yani bir küre şeklinde istatistik olarak analiz edilmesi bunu gösteriyor. Demek ki istenirse 81 ilin de fotoğrafı çekilebilir ama amacımız tabii ki bir çalışma çıkarmak. Bu çalışmada da özellikle Eskişehir merkezinde çalışan Ayşe Gül'ün onu merkez alıp o merkezin civarındaki illeri de o illerdeki verileri de toplayıp Eskişehir ve civarındaki illerin 112 verilerinin karşılaştırılması diye Eskişehir ve civarı illerin Eskişehir civarındaki illerdeki 112 verilerinin analizi ve karşılaştırılması diye belki bir çalışma başlığı bana uygun gelir yani seni de fazla bir zorlamaz gibi geliyor bana. Tabii ki burada ortaya bir resim çıkacak. Bence oradaki en önemli baş etme kapasitesi kelimesi önemli. Baş etme kapasitesi bir defa yönetime bağlı. Yani yönetimdeki baş etme yani o payda riski zaten şeyi var. Yani yukarıda ne var? Tehlike var. İşte maruz kalabilirlik var. Tehlike nedir? İşte insanların bir tehlike içerisinde. Maruz kalabilirlik durumu var. Şu tehlikeye maruz kalabilirlik. Bir de onun paydasında da ne var? Baş etme kapasitesi var. Buradaki baş etme kapasitesi, oradaki gereksiz çağrıyı sen 3 aramadan ikisi gereksiz çağrı gibi bir durumu Sparta'da çıktığına göre burada baş etme kapasitesi gerçekten bir baş belası gibi yani. Bir baş edilemiyor. O da baş edilemiyor. Çünkü bu çalışma önemli bir çalışma olarak ortaya çıkıyor. Çünkü 112'deki çalışan insanların aslında ne kadar büyük zorluklar içerisinde mücadele ettiklerini, zorluklar içerisinde çalıştıklarını, işte kuyruğa düşenlerin ne bileyim aslında pasif veri olduğunu, işte kuyruğa düşmeyenlerin aktif veri olduğunu, kuyruğa düşmeyenleri kendi içerisinde analiz ettiğimiz zaman 70'e 30, 70 gereksiz, 30 gerekli gibi aslında bunu bizim tersine çevirmemiz lazım. İlk etapta gerekli çağrıların 70, gereksiz çağrıların 30'a indirilmesi gerekiyor. Burada baş etme kapasitesinde önemli bir sorun olduğunu Sparta'da görebiliyoruz. Tabii ki bu Eskişehir'de nedir? İşte civar illerdeki Muğla'da, Bilecik'te nedir? Hani bunları gördüğümüz zaman baş etme kapasitesi illere göre nasıl değiştiğini ve bu baş etme kapasitesindeki değişimin nedenlerini de biraz daha şey yaptığınız zaman oradaki nedenleri de biraz daha nasıl araştırabilirsiniz? İşte orada nasıl yapılıyor? Yani oradaki nedeni nedir? Gereksiz aramaların yüksek olmasının nedeni ya da gereksiz aramaların düşük olması nedeni tabii ki baş etme kapasitesindeki vizyonla alakalı yani müdahale ile alakalı olarak bir durum çıkabiliyor. Bence oralardan bir şey çıkabilir gibi geliyor yani Ayşenur yani oralardan bir şey çıkabilir gibi geliyor. Öbür türlü tabii ki yani yapay sinir uçları ne bileyim yapay zekalar bunlar tabii ki bir defa kendi yapabileceklerimizi yapabildiğimiz sürece bence bizi onlar kurtarabilir. Yani yoksa bir defa hani yapay zeka dersi yani alabilme imkanım varsa iyi olur ama şu anda zaten senin içinde çalışmış olduğun bir 112 deneyimin var.
O nedenle de orada bir zaten yazılmış ve yaşanmış bir hikayem var. Bence çok daha önemli bir soruna parmak basabilirsin. Mesela bu makalenin içine girmeseydik ben pek anlamayacaktım. Yani anlatılıyor 112, yani korkunç bir durum. Yani benim görebildiğim, yani Isparta üzerinde çok korkunç bir durum var. Gerçekten korkunç bir durum var. Gereksiz çağrı dediğimiz o çağrının içerisinde alt başlıklarda işte sen dedin işte taciz amaçlı olanlar var. Belki diyemediklerin de vardır da başka yani tehdit yani ne amaçladığını bilemiyoruz ama bir sürü onun alt başlığı var. O bile korkutucu yani taciz amaçlı arayanlar, sohbet amaçlı arayanlar yani ne bileyim yaşlı olabilir, deli olabilir, genç olabilir. Yani bir sürü arayanlar var. Tabii ki bununla mücadelenin en büyük yolu hukuk içerisinde mücadele etmektir. Yani yalan beyan yasalarımızda zaten cezası bellidir. Kamu otoritesini sağlamaktan yükümlü insanlar, yöneticiler tabii ki buna mücadele ile ilgili talimatı vermek durumunda. Yalan beyanla ilgili olarak bir iki inceleme bile başlatılsa bence o sayı çok çok hemen aşağılara çekilebilir. Ama tabii ki bu 112'deki görüntü, az önce Isparta üzerindeki görüntü, tabii ki yöneticilerin önüne giden bir görüntü mü? Onlar gerçekten fotoğrafın tam resmini görebiliyor mu? Mesela ben bir yönetici olarak bu resim önüme gelse, derim ki bu benim için büyük bir sıkıntıya neden olabilir. Yani gereksiz aramanın ne bileyim gerekli aramayı ikiye katlamış oldu. 70-30 gibi bir durum beni sıkıntıya sokabilir. Görevimi yapamadığımı bir belgesi olarak yorumlanabilir. Yani bu tür bir veri çok farklı amaçlarla kullanılabilir yani. Neticede sen orada bir çalışansın. Bu gereksiz aramalarla mücadele etmekle ilgili bir sorumluluğun yok. Bir sorumluluğun yok ama sorumlu olan insanlar tabii ki o ilde, tepede yönetici olan başta vali, kaymakam artık nereye bağlı? 112 nereye bağlı tam olarak? İçişleri Bakanlığı'na bağlı hocam. İçişleri Bakanlığı'na bağlıysa demek ki ildeki başta vali olmak üzere ne bileyim kaymakam olmak üzere öyle değil mi? En tepedeki yöneticilere için büyük bir sıkıntı olarak ortaya çıkıyor ama onların bu sıkıntıyı görmesi için bence bu tür bir çalışma önemli katkı sağlayabilir. Onlara da yardımcı olabilir ondan sonra. Neticede bu baş etme kapasitesi her ilde bu şekildeyse zaten yapacak bir şey yok. O zaman da demek ki şunu diyebiliriz. Yani her ildeki görüntü aynıysa şunu diyebiliriz. Demek ki olan bitenden yani 112'deki olan bitenden yöneticilerin haberi yok diyebiliriz yani. Yani haberi yok. Yani o Isparta'daki o veri tabii benim yorumlamam mümkün değil. Sen yardım ettiğin için ben yorumlayabildim. Nedir, ne değildir diye. Ama anladıktan sonra çok bence kamu düzenini bozan ya da acil durum ve müdahale kalitesini bozan bence orada çok ciddi bir sorunsal var. Onu sorunsaldan tabii ki yöneticiler haberdar değil. Çünkü zaten 112 çalışanı zor şartlarda çalışıyor. Yarısı zaten insandan ulaşamıyor. Çünkü cevaplanamayan var, kuyruğa düşen var. Bu bile 112 çalışan kapasitesinin olması gereken kapasitenin yarı düzeyde olduğunu gösteriyor. Yani bir defa ben tamam kuyruğa düşenleri ya da ne bileyim gereksiz aramaları yani tamamen ulaşılabilir olması için yapmam gereken hiçbir şeye dokunmayalım her şey olduğu gibi kalsın diye düşünsem o zaman 112 çalışan sayısını ikiye katlamam lazım bir. Bunu katlayamıyorsam o zaman o gereksiz ya da kuyruğa düşen ne bileyim aramaları benim sıfırlamam lazım. İki türlü yol var. Tabii birinci yol ucu ekonomiye dayanıyor. İkinci yol da eğitime
Eğitim yani cezaya dayanıyor. Yani ben bir trafik cezası yediğim zaman gerçekten etkisini görüyorum. Mesela geçen bir hız sınırını aşmışım. Araba kullanmıyorum bir aydır. Yani etkisi üzerinde yaşanıyor. O nedenle de cezanın oldukça bence etkileyici bir yönü var. Bunu ihmal etmemek lazım. Böyle eğitim yani şu öncelik yayaya verilmesi deniyor. Mesela yollarda. Mesela Kanada'da ayağımı bastığım zaman insanlar duruyor. Çünkü her yaya geçidinde bir mobese var. 600 dolar cezası var. Ama burada ben yaya geçidinde izin istiyorum. Öncelik yaya yazmasına rağmen öncelik vermedikleri için izin istiyorum. Çünkü ceza yok orada. Orada cezanın ne bileyim kayda geçeceği bir izleme, bir mobese sistemi yok. O nedenle de tabii ki hukuk içerisinde bunlar halledilebiliyor. İşte Kanada'daki gece 12'de bile ayağımı bastım mı araba duruyor yani. Araba duruyor. Burada maalesef duran arabayı görünce takdir ediyoruz. Yani ceza var ama o cezayı kayda geçecek ya da sisteme geçecek mobese düzen olmadıktan sonra maalesef bunları eğitimle çözmemiz biraz zor. Evet Ayşenur, teşekkür ediyoruz. Gerçekten iyi bir Ben konu. teşekkür ederim.